Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Conker's 1.5.2'de mevsimler özelliğini test edeceğiz arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım aynı zamanda açıklama kısmına eklediğim linkten direkt olarak Conker's 1.5.2'nin optimizasyonlu versiyonunu indirip oynayabilirsiniz bu sayede telefonunuza kasmalar olmayacaktır dostlar biliyorsunuz ki ben dün sizlere Conker's'ın tüm özelliklerini gösterdiğimi düşünüyordum lakin yorumlarda bir arkadaş demiş ki abi mevsimler özelliğini test etmedin onu da test eder misin? Bugün sizlere mevsimler özelliğini göstermeye çalışacağım ve bakalım nasıl çalışıyor, nasıl direnebiliyoruz, nasıl saldırabiliyoruz. Sizler birlikte bunu görmüş olacağız. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayın dostlarım. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Şimdi bu mevsimler özelliği en iyi nerede test edilir arkadaşlar? İki Dünya Savaşı'nda. Peki kimin üzerinden? Naz Almanya'sında test edeceğiz ve Sonrasında ise Sovyetler Birliği'ne direkt olarak bir atak gerçekleştireceğiz. Hem kışın hem de yazın olmak üzere. Ordu bakımımıza her şeyin değerine bakacağız. Ve bakalım kışın ilerleyebiliyor mu? ilerleyemiyoruz mu? Onu da görmüş olacağız. Seçeneklerimiz zorluk, efsanevi, savaş sesimiz, klasik oyun hızımızı yüzde yüzken ayağı sağlık %0'a sıfıra kadar çekiyorum. Çünkü ortadan sadece Polonya'yı kaldırıp buraya ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an zaten Polonya'da kimsenin vasalı değil. Ama event gelirse orasını bilmem. E, Naz Almanya'sını seçiyorum ve görüyorsunuz ki 3.102.000 nüfusumuz varken 1.701.000 ekonomiye direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Vergilerimiz, mallarımız ve yatırımlarımızı direkt olarak standart konularına çekeceğim. Bu arada sadece Sovyetler Birliği üzerinden algılamayın. Direkt olarak Polonya üzerinden de algılayabilirsiniz. Veya da Elazığ devletlerinden de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kışın savaşlar daha zor olur diye düşünüyorum ben açıkçası. Tamam. Vergi gelirine 5. Ordu bakımını olabildiğince fazla veriyorum. Çünkü mevsimler özelliğini kullanmak için ordu bakımınızın olabildiğince yüksek olması gerekiyormuş. Ben de bundan dolayı ordu bakımını 20 arkadaşlar. Üretim gelirine de aynı şekilde 10 verip son olarak da araştırmayı 1 verip burayı kapatalım. Şimdi biraz tur geç geçiyorum ve gördüğünüz üzere günlük gelirimiz 66.000 dukat arkadaşlar. Şu anda 71.000 da paramız var. Ekran event gelmedi. Şöyle baktığımızda Polonya hemen hızlı bir şekilde işgal edebiliriz. Evet arkadaşlar bakın. Daha üstten tur şeyine baktığınızda kış olarak bir ay yıl görüyorsunuz. Yani mevsim görüyorsunuz. Kışın savaşmak daha zormuş normaline göre. Test edeceğiz. Sovyetler Birliği'nde göreceğiz. En iyi zaten Sovyetler Birliği'nde görülür bu özellik. Şimdi arkadaşlar orduya tıklayalım. Bakın. Tulpus'taki bulunan askerlerim 3350 adet asker var ve 553 bir ordu bakımı gidiyor. Ve şu an hala Aa, bahara girmişiz. Ne hızlı geçti lan bu dur. Neyse Hemen arttıralım. Şu an bir tur geçtiğimde arkadaşlar hepsini bir toplayalım isterseniz. Orada dağıtımı yapıyorum ve bir tane eyaleti seçiyorum. Otelde 4369'luk bir bakım var arkadaşlar tüm orduya. Yani şu an bahardayız. Hala bahardayız. 4227'ye düştü. Yaza girdik. Daha da azaldı arkadaşlar. Kışı bekliyorum ben. Bakalım kışta bakımlar nasıl olacak. Şu an 3980'e kadar düştü. Ağustos'tayız. Evet yavaş yavaş kışa giriyoruz. Evet kışta olmamız lazım artık. Evet. Kıştayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakımlar bayağı bir arttı ordunun. 5122'ye kadar çıktı. Bu özellik yani bilmiyorum. Yüzeysel olarak güzel duruyor. Bakalım şimdi savaşta nasıl işimize yarayacak. Görmüş olacağız. Bayağı bir param olduğu için param da hatta yozlaşmaya kadar girmiş. Evet. böyle asker basmaya devam edelim. Şimdi bu özelliği aslında yani kankırısı fazla şey yapmamak lazım arkadaşlar. Zaten kendine 2-3 çeşit özelliği var. Bu özellikleri kullanarak bence güzel bir iş çıkarmışlar. Onun dışında da yani Blue Darpa gibi bir mod zaten olamaz. imkanı yok. Çünkü Blue Darpa modu biliyorsunuz ki hani gelmiş geçmiş en iyi mod diyebilir miyiz? Bence deriz. Bence diyebilir miyiz arkadaşlar? Yorumlara yazın bakayım bir görüşlerinizi. Sadece ben Blue Darpa'yı seviyor olamam. Bir ihtimalle. Siz de seviyorsunuzdur. O özellikler felaket bir şey arkadaşlar yani. Şimdi şu an e, yeniden bakalım. Yazdayız. Evet bakımları görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir bakım var. Zaten bu bakımlar buraya vuruyor direkt olarak. Hiç gelsin. Keşke ordu planı vesaire bir şey olsa. Onlar yok ama. Bahardayız. Eylül, Kim, Kasım, Aralık. Heh. Tamam şu an kışta olmamız lazım. Şimdi ben Polonya'ya gireceğim arkadaşlar. Ve bakalım Polonya bana direnebilecek mi? Şuraya da gelişi güzel askerler basalım. Savaş ilan et. Kıştayız. Askerlerimi ilerletiyorum. Bakalım nasıl ne kadar kayıp vermiş olacağız. Görmüş oluyoruz bunu da. Şimdi arkadaşlar bakın. Kışta 12.525'lik bir asker var. Bunu en iyi bu şekilde örnek verebilir. Çünkü buff'ların değerlerini vesaire göremiyorum hiçbir yerde. Yani gözükmüyor. Buraya bir tıklayalım. Yok yani gözükmüyor arkadaşlar. İlerlesin üzerime karşı savaşsın. Evet orada asker olsaydı 12.525'ten ne kadar asker gittiğini görmüş olacaktık. Neyse devam edelim. Çünkü arkadaşlar saldırı bonusu alıyorsunuz. 1.5 değerinde yani 1.5 mu? Öyle bir değer alıyorsunuz. Yani bu da bir nevi hesap kitap mantığından çıkıp ordum mesela 1.5 artı buff alıyorsa atıyorum 10.000 kişilik savaşa girdiğinizde karşınızda 10.000 kişi varsa en fazla bende kalacak ordu sayısı 6000-7000 olması lazım. En az öyle bir değer. İlerlemeye devam edelim. 12.525'in üzerinden ilerleyeceğiz yine. Başkente kadar gitsin bakalım bu ordu. Çünkü o zaman değerini göreceğiz. Ama kışın eksi bafalıyor alıyor da olabiliriz. Bilmiyorum bakacağız şimdi. Hala önümüze bir engel çıkmadı. Ya abi 12.525'e odaklanmasak diğerlerinin değerlerini görebileceğiz bu arada. Ama biz şu an ona odaklandık. Yapacak bir şey yok. Daha şuraya gitsene ben. Aa 12.000... Bin... Arkadaşlar videoyu geri sarıp bir bakın. 12.525'ten 4460 kaldı. Karşımızda kaç kişilik bir ordu vardı ya? Yorumlar yazın. Neyse şimdi 4460 mesela. Ben şu an savaşmıyorum vardı. Sadece değerlerini görmeye çalışıyorum. Ha, bak şu an iyi test ederiz. 3128. Şu an Şubat'ta Şubat'tayız. Şu şu. <laughs> 4460'ta 3128'in üzerine gidiyorum bakalım. Ne olacak? Görmüş olacağız. Askerleri de 3128 unutmuyoruz. Bir 1.5'ta bir buff alacaksam bu değeri en iyi bu şekilde görürüz. Ama kışta olduğumuz için de eksi buçuk buff yiyebiliriz. Ondan dolayı zaten göreceğiz. Eğer binlik vesaire bir asker kalırsa anlamış oluruz. Abi ikisi birden savaştı. Arkadaşlar evet. Savunma yaptığım için ölmedi askerlerim. Burada bayağı bir askerler vardı bu arada. Bir de i̇şte birden bana mı saldırdı bunların? Dur dur. Sovyetler birine daha iyi anlayacağız merak etmeyin. Şu an sadece mevsimlerin bize karşı getirisine bakıyoruz. Abicim şuraya git bakayım. 1870. Bize iki cepheden asker saldırdı sanırsam ve alamadılar savunma yaptığımız için. Biraz dikkatli izlemem lazım kapitülasyon. Danzig kapitüle olmuş. Otomatik event'ler geliyor. Bu zaten bilindik bir şey. Heh bekle 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 bekle. kapat abi. 1584. 1582 ile saldıracağım. 1582. Hadi bakalım. Bu değeri en iyi bu şekilde görürüz. Benden fazla abi. 2 asker fazla. Bakalım bu iki askerin fazlalığı önemli mi? Değil mi? Görürüz. Ama sen ne yaptın dayı ya? Neyse alalım bari. En iyi Sovyetler'de test edeceğiz bunu çünkü. <laughs> bu arkadaş kaçacaktır. Şimdi az az askerler gönderin de belki alırız, denk geliriz. Göreceğiz, göreceğiz durun. Ben halledeceğim. Bu mevsimlerin hani bir paneli olsa daha iyi olur gibi ya. Önemli çünkü yani. 153 askerim var. Buraya bir göndereyim bakayım karşımıza ne çıkacak. Bu niye kapitül olmadı bu arada? Kapitül olsana kanka. 2658 321. Hiçbir kazanç olmadı orada. Asker sayılarına iyi bakın arkadaşlar. Evet, alamadık. Zaten oraya bilerek az asker göndermiştik. Kanka sen var ya, yani devletin Başı da. Sen gelmiş hala benimle uğraşıyorsun ya. Kanka artık kapitül olacağım mı? Kapitülasyon sistemi düzgün çalışmıyor gibi ya. Hani başkent düştü. Toprakların hepsi işgal edildi. Hani kanka yani bu neyin savaşı? Hala direniyor bir de. Oğlum mevsimleri test edeceğiz. Kapitülasyon sistemi değil. Yok arkadaşlar yani bu kapitülasyon sistemi düzgün çalışmıyor gördüğünüz üzere. Şu an toprak yani tamamını ele geçirdikten sonra kapitülasyon ekranı geliyor karşıma. Üstüne abi başkent. Her şey gitti zaten adamın. Ne demek? Ney? İyi lan? Allah Allah. Şu an bir tık sinirlendim. Niye böyle oldu? Ya bu mevsimler acaba yüzeysel mi abicim? Niye ben bunu... Bekle bekle dur. Belki de benim hatamdır. Daha iyi bakamıyorum. Dur bir dakika. Ultimatom göndermek istiyorum sana. Seni sevmiyorum ben. İhlak talebi. Ya of yapma ama ya. Özgürlük basıyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Hal edeceğim. Hal edeceğim abi. Allah'tan şöyle güzel bir özelliğim var. Allah kahretsin başka... Farklı ülkedeki askerlerimi getiremiyor. Dayı ne yaptın ya? Ver şunları. Evet bugün de kan yine derinlemesi incelemiş olduk arkadaşlar. Eğer farklı bir ülkede vasal olarak aldıysanız o askerleriniz oradan gelmiyorlar. Kendiniz tek tek getirmeniz lazım. Ama bu özellik tam çalışmıyor o zaman. Yani bunu ben tek tek setmeyeyim bu arada. Siz de girin bir bakın arkadaşlar. Belki öyle değildir. Tamam şimdi asker basalım. Paramız yok. Lanet olası Polonya'yı nasıl tam alamadım onu bilmiyorum ben yani. Polonya lan bu. Nasıl alamadım oğlum adamların. Kanka sen buradan geliyor musun? Bir, bir daha deneyelim abi. Bunu hiçbirisinin seçme dediğim zaman. Bekle bekle bekle. Yok abi gelmiyor arkadaşlar. E ya saldırılandık sıfır ama. Gelmiyor. Yani bunu siz kendiniz getireceksiniz. Beni rahat bırakın tamam mı? Tamam. Şimdi. Fangı sen ne yaptın ya? Heh tamam. Yüzde yüzünü aldık ama otomatik asimilasyon olmadığı için. Tık 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 tık. tık. Tamam. Şimdi. Hadi gelin. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Şu asimilasyonlar bitti mi lan burada? Bidmemiş. Artmasını bekliyorum asimilasyonların. Burada isyanla falan uğraşmayalım. Ama dediğim gibi arkadaşlar otomatik ordu dağıtımını farklı ülkede askerleriniz varsa gelemiyorlar. Onun için yapmanız gereken tek şey askerlerin tek tek alıp çekmeniz lazım o tarafa. Onu da yaparsınız bence ya. Savaş bitmeden önce askerlerinizi geri çekin abi. Bu ne oğlum ya? Hazır buna para basalım. Evet asimilasyonlar vesaire tamamlandı. Eyaletlerin hepsini kaldırıyorum. Evet şimdi ne kadar bab veriyormuş görmüş olacağız. Almanlar kışın cephe yaramadılar arkadaşlar. Bunu bir herkes biliyor. Ama bu oyun olduğu için biraz da hani spesifik o düşünmemiz lazım. Ondan dolayı oğlum bunu ala para hala enflasyonda. Benim param biraz yavaş açsın Benim param. Ama Allah'tan yani bu özellik %90 çalışıyor arkadaşlar. Güzel yani. Baksanıza ben şimdi cepheye tek tek bunları götürmeyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ben mesela 5 Ekim'deyim. Tamam mı? Arkadaşlar bir yaza girelim. Yazdan itibar Ocak. Hatta Naziler Savaşı ne zaman açmış? Bir bakıp geliyorum hemen. Arkadaşlar Naziler 22 Haziran Başlamışlar 1940'ta başlamışlar tabi yılı boş ver. 5 Aralık'a kadar kesintisiz bir şekilde ilerlemişler. Yani hiç durmadan. Şimdi aynısını ben yapacağım. Şimdi 22 Haziran bir gelsin. Buff ne kadar veriyor görmüş olacağız. Evet 26 Haziran'dayız. Tamam bir şey olmaz. Savaşımızı açıyorum. Direkt inşallah turlu vesaire başlamaz. Tamam direkt savaşla başladık çok güzel. Ben kesintisiz bir şekilde ilerlemem lazım tamam mı? Ama bu yapay zeka olduğu için belki sınıra bayağı asker basmıştır ama ben... Ona la. Aa bak ben ama artı 60 buff alıyorum arkadaşlar. Evet buradaki olayları sonunda gördük. Ama buralara dikkat etmemiştim. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben artı 60 daha avantajlıyım ondan. O da benden artı 55 avantajlı ama ben daha fazlayım. O yani %5 o arada %5'lik bir değer var. O değer de benim. Tamam mı? İnerleyelim. Bakalım. Buraya bir 8000 attık. Buraya bir 8000 attık. Ama yine kayboldu. Bak nereye gitti lan o? Hah geldi. İlerlemeye devam. Bak şimdi. <laughs> Hadi bakalım üstünlüğüm var şu an. Şimdi 500 Haziran'a kadar gideceğiz bakalım. Evet arkadaşlar ben yine hala %60. Mevsimleri iyi yapmışlar bu arada. <laughs> Vallahi iyi olmuş. %60 daha avantajlıyım. %60 diyelim artı 60 yerine. Daha iyi oluyor. Burada da aynı şekilde. Ama bakın. Burada 40 arazi düz ama ben daha iyiyim. Ben bir bölük yok oldu <laughs> Neyse ki buradan tamam. İlerleyelim. Bunu ala. Ya bu Sovyet adam akıllı göremiyorum ben bu arada. Bir rengini açsana. Heh, <laughs> pembiş oldular. Ama bak sıkıntı var gibi sanki. Burayı niye seçmiyor? Kanka buraya gideceksin. Hareket puanı mı bitti benim? Allah kahretsin ya. Neyse dur dur. Çok ordu bastık ondan dolayı. İlerlemeye devam. Evet arkadaşlar hala artı 60'lık buff'um devam ediyor. Temmuz'dayız hala. Güzel. İlerlemeye devam. Acaba ordu dağıtımı yapıp buralara asker çekebilir miyim tek tek? Bakalım oralar da benim işgal topraklarım sonuçta. O özelliği şimdi daha iyi göreceğiz. Seçebiliyorum. Çok güzel abi. Hemen 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 cepheye askerlerimizi yığmaya devam edelim. Kaydet yapıyorum. Hareket bu bitmiş. Evet artı 60 baklarımız çalışıyor arkadaşlar. Hemen şöyle yeniden bir eyaletlere tıklayalım. Kesintisiz bir şekilde ilerlemem lazım benim tamam mı? Ama gerçeği simüle ediyoruz. Çok iyi çok iyi. Ama sen niye gitmiyorsun? Evet tüm askerlerimi cepheye yığdım. Mekanize piyade birliklerini de getiriyorum aynı şekilde. Lan. Heh. Şimdi kış gelsin. Bakalım dengeler bozulacak mı? Mesela artı 60 benim artı 30'a kadar düşsün abi. 12'de de artı 60 olsun mesela. O avantaj olsun. Çünkü adamlar kış askerleri zaten. Burada bir karmaşa yaşanıyor sanki. <laughs> Yerleştiler de ben de görürüm. Hadi bakayım abi. Asker sayılarını umursamayın bu arada. Şu an avantaj değerlerine bakacağız. Çünkü asker sayısı şu anlık umurumuzda değil. Evet 21 Ağustos'tayız. Tam edebilir nüfus nerede? Hayır abi. Hareket puanı yine bitti ya. Değerin bir hemen şeyine bakalım. Burada bir %20'lik bir değer var mı? Asker alınabilir nüfus mu acaba o ya? Bu ne oğlum? Ben hala bunu bulamadım ya. Enflasyon sıfır yazıyor. Burada enflasyon %20 yazıyor. Ya bu değil o zaman arkadaşlar. Acaba asker alınabilir nüfus mu diyeceğim de yok. Vay be Almanlara bak sen ya. Kesintisiz bir şekilde ilerlemişler. Kışın dursana kardeşim işte. Niye ilerliyorsun ki daha? Niye Amerika'ya savaş açıyorsun ki yani? Hemen askerlerimi çekiyorum. Şu an gelişi güzel savaştığım için kışı bekliyorum arkadaşlar. Şu an zaten bufflarımın değerini gördüm ben. Şimdi bakalım bu buffların değeri değişecek mi? Umarım değişir. Evet Sovyetler sınıra bayağı bir asker yığmaya başladılar. Baksana hala 60'lık değerim var o da 40. Tabi yani beni %40 oranla savunabilir anlamına geliyor. 40'lık bir bonus alıyor yani kısacası. Allah'tan bayağı bir askerim çıkıyor baksana. Kanka bir dur la bir savaşak şurada bir dur. 20 bin falan asker çekmiş sınıra. Lan benim sınırda askerim kalmadı la. Allah kahretsin. Bunu niye bir Sovyetler'de denedik ki ya. Şu an keşke ciddi savaşsaydık. Ee, sınıra yüzler yüzer binlik askerler koyacaktık. Dur sana. Tamam 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 tamam. Şimdi sadece savunma yapacağım. Bir de kışa kadar bekleyelim arkadaşlar. Kışa kadar bir savunma yapalım tamam mı? Ben zaten babamın değerini biliyorum abi. Artı 60. Ama kanka sen de yani bir dur. Dur lan. Evet şimdi ordu dağıtımı. Eyaletler geri al. Hiçbirini seçme. Hayır hayır size almayacağım. Geri çekiliyoruz şu an. Hepimiz geri çekiliyoruz. Merak ediyorum. Çok merak ediyorum hem de. Bakalım. Altın kendi topraklarını ellemeyelim. Hiçbir şekilde elleme ellemeyeceğiz arkadaşlar. Maskeleri toplamaya devam ediyorum. Ya kanka bir dur la. Ben yani toprakları almasına izin vereceğim. Sen niye gitmiyorsun? Bazı askerler gitmiyor. Oy burada bayağı askerim var. Ya bir durun la. Allah Allah sinirim arttı bak. Oğlum benim sınır askerim gelene kadar bunlar bitti ki. Evet arkadaşlar sınır askerleri çekmeyi sonunda başardım. Şimdi sadece biraz zamana bırakmamız lazım. Onlar da mas savunacaklardır. E, o sırada ben sınır asker... Oha işgal topraklarının asker basabiliyorum. Çok güzel. Ben de sınır askerlerimi dağıtmaya devam edeceğim. Baksanıza. Şimdi sadece kışı bekleyeceğiz ya. Kışta... Şu anki değerimiz zaten biliyor muyuz? Biliyoruz abi. Hiç uğraşmaya dahi gerek yok. Baksanıza direkt zaten yazıyor. 40'a x10 buff yiyor. Teknolojiden artı 47 buff almış. Temel değeri de artı 3. Yani toplamda artı 40'lık bir değeri var. Ben ise teknolojiden artı 56 bonusla 4 alıyorum arkadaşlar. Bakalım bir kış gelsin. Kıştaki işte buff'ımın değerini görmek istiyorum. Mesela kıştaysam işte abi artı 60 düşsün artı 30'a. Anladın mı? Bunları asker dizmeye devam. Şu an gitmeyeceğim. Can canım da istiyor ama gitmek yok abi gitmeyeceğim. Az. Artı 30. Kanka biraz daha biraz daha kal. Savunma yapsak yeterli bizim için. Hatta oyunumu da hızlandırıyorum. Bak o kadar görmezden gülüm. 30 Eylül. 22. Tamam arkadaşlar. 3 Aralık'tayız. Almış biraz toprak. Hiç umurumda değil. Şimdi. Kıştayız. Bak kış yazıyor orada. Tamam mı? Ben gireceğim mesela şimdi buraya. İyi bak. Abi hiçbir şey. Değeri yok bunun. sadece bu yazı mı yoksa? Yok yazı olamaz abi. Turge geçtikten sonra zaten yazıyor yazıda olabilir açık aralı yani belli mevsimlerde ama tur değerimi görmem lazım benim yani şu an savunanın bana mesela şeyi var mevsimden dolayı bir değeri yok temel değeri var onun dışında başka bir değeri yok ofiste <laughs> pasabal evet arkadaşlar ordumun bakımın değeri değişiyor isteyin mesela ben bu adamın 32.000 askerim var tamam mı 32 91 asker var şu an mevsimler özelliğinin nasıl çalıştığını anlayamadım yani ben mesela bunun toprağına giriyorum. Kıçtayız şu an. Kar yağdı. Atıyorum her yer kar oldu. 32 binlik benim piyade birliğim var. Ve değer yazıyor arkadaşlar. Ve bu değer hiçbir şekilde değişmiyor. 3127 bak unutmayalım. 32.091. 3120 hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. 1.5'luk değer sanırsam buymuş. Yani 28.000 bin asker kalacağına 29 bin askerim kaldı otomatikmen. Yani savunma yaptığım için oldu bu arada bu da. Yani mevsimler benim Orada dağıttığımı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Onun dışında yani başka özellikler hoşuma gitmedi. Yani beklediğime değmedi açıkçası yani. bu. Bunkers 1.5.2 sonuçta yani. Hafif bir mod değil. Ee, i̇lk modu 1 milyon kadar izlem, görüntülenme almış forumda. Yani kış meş olayı ne abi? Tam olarak nerede ne yazıyor? Mesela şurada bana bir kış haritası sunsan. Bölgeler, salar, limanlar, kuleler, diplomasi, yurtlar, imparatorluk, mevsim tipi vesaire yok mu? Yok. Ya da ben mi körüm abi? Ben mi göremiyorum? Yani denge var burada. Denge çalışmıyor zaten. Kaynaklar, mutluluk, büyüme oranı, hastalık. Mesela buraya kapattım. Her yere gelin bir bakalım. Mesela burası abi. Şimdi kış. Yani o, şu an kıştayız. Tamam mı? Lutka tıklıyorum. Bak burası lutkulmuş. Tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlar. Yani burası zaten nereye, hangi topraklara bağlantısı olduğu yerler. Savunma bonusu. Burada onluk bir savunma bonusu var. Buraya savunmak zormuş. Ordu bakımını. Ya burada mevsim çıksa mesela turuna geçtikçe. Yani arkadaşlar siz yorumlara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ee, yani ben mesela şu an kıştayım. Artı atmıştık. Şuradan deneyelim. Bak artı atmış hala baf alıyorum. Şu an mevsim var abi. Buff alamam ben. Anladın mı? Bak bu adam mesela orman olduğu için artı beşlik bir buff almış. Tamam mı? Kendi toprağında orman ve yerleri savunabilmek için. Buraya aynı zamanda kış ekleyeceksin. Sovyetler Birliği kışta iyiyse kışın değeri yüksek olacak. Saldıranlarda ise benim değerim az olması lazım. Anladın mı? benim değerimin az olması lazım ki. Ben bu işte savaşa girmem mesela. Bu kışın beklerim. Ama şu an ha burası şey. Mevsimler bir tekstürden ibaretmiş gibi geliyor benim sadece. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz yorumlara görüşlerinizi yazın dediğim gibi. Ama dediğim gibi Blood Arpa modunu test edebilirsiniz aynı zamanda. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.